Her günümüz çok güzel çünkü kasabadayız, Turgutlu'dayız. Güzel bir memleketteyiz. Nasıl bir memleketteyiz? En önemli özelliği ve güzelliği bir kere milletini ve memleketini çok seven, değerlerini çok seven, kurucularını çok seven, Gazi Mustafa Kemal'i çok seven, silah arkadaşlarını çok seven ve 15 Temmuz demokrasi meydanında da 15 Temmuz akşamı hain darbe girişimini önlemek için öğrendiği andan itibaren sadece meydanları değil, sokakları, caddeleri, Atatürk bulvarını elinde bayraklarla, gönlünde imanıyla dolduran kasabaların yaşadığı bir kentteyiz. Böyle bir kentin büyük bir sorumluluğu var. Böyle bir kentin sakini olmak, hemşerisi olmak, kaymakamı olmak, milli eğitim müdürü olmak, esnafı olmak, çalışanı olmak, basın mensubu olmak hakikaten çok çok önemli. Biz bu kente değer katmak durumundayız. Bu kente değer katarsanız, Manisa'ya değer katarsınız. Mustafa Hakan Güvençer Valim'in aşk ve şevkle yönettiği, sevgiyle idare ettiği Manisa'ya değer katarsınız. Şehzadeler Şehri'ne değer katarsınız. Şehzadeler Şehri'ne değer katarsanız da canımızdan çok sevdiğimiz ve uğruna nicelerinin şehadet şerbetine ulaştığı ve içtiği güzel Türkiye'mize, sevdalı Türkiye'mize ve büyük Türkiye'mize değer katarsınız. Bizim derdimiz para kazanmak değil. Bizim derdimiz para kazanmak değil ama Allah da kimseye muhtaç etmesin derken bizim derdimiz dost kazanmak. Dost kazanan para da kazanır zaten. Önemli olan güvenilir insan olmaktır, işini iyi yapmaktır, işine değer vermektir. Sizlerin yaptığı gibi beni karşılarken hepinizin tebessümü vardı. Ben eminim o tebessüm sadece benimle ilgili değil, buraya adım atan, buraya gelen, şuradan merhaba deyip geçen herkese yönelik bir tebessüm olacak. Tebessüm gönülde başlar. Tebessüm gönülde başlar, gözlerde ifadesini bulur. Güzel insan da Nihal Hanım'ı gördüğü zaman dünyanın en güzel tebessümünü yaptı ve o tebessüm katladı, katladı, katladı ve katladı gidiyor. Aynı Türkiye gibi. Türkiye katlayarak gidiyor, büyüyerek gidiyor. Büyüyen Türkiye'nin, güzel Türkiye'nin emin adımlarla yere sağlam basan ve Sayın Başbakanımızın dediği gibi benim sevdiğim kavramların içinde bir kavram var ki o kavramı çok seviyorum, o da yatırım diyor. Evet, yatırım yapacağız. Nereye? Önce insanlığa yatırım yapacağız. Hanımefendi içeride ve sevgili eşini söyledi. Yarısı Boşnak, yarısı Arnavut olan ama aziz ve necip Türk milletinin aslan bir ferdi olan bu güzel insan dedi ki sevgili kaymakamım, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde de biz varız. Bunun için yer açmaya gerek yok. Bunun için insan olmak yeterli. Bu ülkenin ferdi olmak yeterli. Öyle bir milletiz ki biz sadece kimliğinde Müslüman ve Türk yazana değil, insan olan, dünyada olan ve insan olan, dara düşen, muhtaç olan, herkese karşı aynı merhameti göstermiş ulu ve necip bir milletin evlatlarıyız biz. Güzelliğin, bir öğretinin, bir terbiyenin, bir şık duruşun ve dik duruşun adıdır Türkiye ve Türk insanı. Ben Karadenizliyim, Arnavut'u benim, Boşnağı benim, Bulgaristan'dan gelen kardeşim benim, Yunanistan'dan gelen kardeşim benim, Balkanlardan gelen kardeşim benim, Araplı kardeşim de benim, Sünni benim, Alevi benim, Kürt'ü benim, Türk'ü benim, bütün renkler benim. Sevdalıyız biz birbirimize. Ki sizin bünyenizin içerisinde Batmanlı kardeşimiz var. Batman'dan gelmiş. Ben daha düne kadar orada çalışıyordum. Batman'a gittiğimde de Giresun kadar, Giresun'dan çok sevdim. Bugün de seviyorum. Yarın da seveceğim inşallah. Eğer siz birbirinize sımsıkı sarılırsanız aranızı kimse açamaz. Maksat, bünyen Türkiye'de insanların arasını, kurumların arasını aşmak ve bu ülkeye maalesef sıkıntı yaşatmak. Başaramadılar ve başaramayacaklar. Çünkü muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Yolumuz güzel, yolculuğumuz güzel, açılışımız güzel, sözümüz güzel, kelamımız güzel. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim ve sünnetin izinden gideriz. Biz Ehl-i Beyt'imi biliriz. O itibarla sevgili kardeş ifade etmeyelim. Renkli mod mu diyor? Bak değerli hanımefendi uyar. Allah razı olsun. Yazılışı mode ama okunuşu mod. Renkli modun karşılıklı iki tane güzel mağazasını görüyorum bugün. Bugün yüreğim kıpır kıpır her zamanki gibi. Hep de kıpır kıpır olacak çünkü hayırlı bir iş için toplandı. Az sonra bayrağımızın rengindeki kırmızı renkli bir kurdeleyi inşallah bismillahlarla ve dualarla keseceğiz. Allah hayırlı kazançlar nasip eylesin diyeceğiz. Hem ortaklarına, hem müşterilerimize, hem çalışan kardeşlerimize,
hem de sizin paydaşı olduğunuz bir yiğit tedarikçiniz var, pazarlamacılar var, birçok sektörü harekete geçiriyor. Muhasebecisi var, çaycısı var. Bak, çikolatalarımız geldi, kolonyamız geldi. Bir yeni insan buradan hareketle evine ekmek götürecek inşallah. Yüzü gülecek. Allah yüzünüzü güldürsün, bereketinizi çoğalsın. Buraya kadar zahmet edip gelen güzel insanlara, makamımıza kadar gelip milletin makamı olan Turgutlu Kaymakamlık makamına kadar gelen, davetiyesini bizzat getiren, kendisini bana anlatan, İzmir'de de güzel işler yaptığını bildiğim sevgili kardeşimize ve değerli hanımefendilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadınız, Allah razı olsun. Sevgili kardeşim dedi ki, sevgili kaymakamım, onların siz tevazu gösterdiğine bakmayın. Onlar işini güzel yapıyor. Göreceksiniz ki çok daha güzel işler yapacaklar. Veciz sözüyle bitiriyor. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Bismillahlarla makaslarımızı alalım ve müsaadenizle inşallah iki tane makas var. Makaslarda basın mensupları süslenmiş. Süslenmiş diye aklıma damat geliyor. Damadın da efendim nikahında damadımızı süsleyeceğiz. En şık damat olacak. Çünkü o kaymakamın damadı. Evet, şimdiden duyurulur bütün dünyaya. Burada bir bekar damadımız var. Yakışıklı, donanımlı ve kaliteli. Çünkü o Doğan Bey'in kardeşi. Allah razı olsun. Hocam bir makas da var. Aranızda paylaşın artık. Aranızda tabii ev sahibi haliyle. Sizi ellerinizi şöyle, evet, tutun arkadaşlar. Ne kadar güzel çiziyorsunuz. Buraya bakar mısınız? Evet. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah utandırmasın. Bak, bir gezin.